dersimizde size carving dönüşü anlatacağım. Carving dönüş, yüksek hızda düşey doğrultuda kayarken kayakların dağ kenarlarını kullanarak yapmış olduğumuz dönüşe denir. Burada diğer dönüşlerden farklı olarak yan kaydırma yapmıyoruz. Sadece kayakların kenarlarıyla dönüş yapmış oluyoruz. Dağ kenarlarıyla. Hareketi uygulamadan önce vücut pozisyonundan bahsetmek istiyorum. Carving dönüşte dizler beraber, ikisi beraber dağa doğru ittirilirken kalça da dağ tarafına doğru bırakılır. Diz ve kalça beraber. Aynı anda vadiye doğru omuzu düşürmemiz gerekiyor. Ağırlığımızın büyük bölümü vadi kayağında. Vadi kayağını hafif öne ittirerek dönebiliriz. Vücut pozisyonunu alıyoruz ve direkt kenarlarda bekliyoruz. Bir dönüşten diğer dönüşe geçerken çok fazla yükselmeden sadece kenar değiştirmemiz gerekiyor. Çok abartılı yükselmiyoruz. Sadece dizlerle beraber kenarları değiştiriyoruz. Burada yapılabilecek büyük hatalardan birisi iç dizin dönüş tarafına göre içte kalan dizin dönüş yönüne bükülmemesi. Eğer içteki diz düz kalıyorsa dönüş tam istediğimiz gibi olmuyor ve carving yapamamış oluyoruz. İç dizi içeriye doğru büküyoruz. Her iki diz beraber. Ve pozisyonda kalıyoruz. Kolların pozisyonu burada önemli. Kolları önde tutuyorum dengede kalabilmek için. Diz, kalça, omuz ve kol beraber hareket ediyor. Bir dönüşten diğer dönüşe geçmek için hemen kenar değişiyoruz. Evet. Şimdi hareketi akıcı bir şekilde uygulayacağız. Suat sen biraz aşağıya geç.